Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size sistematik basamaklar ve bakterilerle ilgili soru çözümü yapacağım. Diğer soru çözümlerinden ayırdım bunu çünkü çok uzun olacağı için dedim iki ayrı soru çözümü olarak yapalım. Şimdi başlayalım. Hem bakterilerden hem de sistematik basamaklardan soru çözümleri var burada. Birinci soruda diyor ki 3 farklı canlı türüne ait sınıflandırma birimleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre hangileri söylenebilir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Önce biz bir yorum yapalım. Bakın sınıfa kadar hepsi aynı yerdeler. Sınıftan sonra ayrılmış. Daha sonra takıma, aile, cins ve tür X'in diğerlerinden tamamen farklı. O zaman X, Y ve Z'den daha uzak bir akraba. Takım ve ailede Y ve Z birlikteyken cins ve tür de birbirlerinden ayrılmışlar. Diyor ki bu üç canlı aynı sınıf içerisinde incelenmektedir. Evet, bakıyorum sınıfları ortak. O zaman bu doğrudur. Y ve Z canlıları X ve Z canlılarına göre daha yakın akrabadır. Y ve Z'ye bakıyorum. Arkadaşlar Y ve Z X ve Z'ye göre evet daha yakın. Çünkü Y ve Z aynı ailede bulunurken X ve Z aynı sınıfta bulunuyor. Yani daha uzak akraba. O zaman bu da doğrudur. Y ve Z canlıları çiftleştiklerinde verimli dönler verirler. Bakın verimli dön verebilmesi için aynı tür olması gerekiyor. Bunlar aynı tür mü? Hayır, farklı türler. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki canlıların sınıflandırılması ve canlı gruplarının genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Filogenetik sınıflandırmada canlıların akrabalık ve köken benzerlikleri esas alınır. Arkadaşlar neydi filogenetik sınıflandırma? Doğal sınıflandırma. Burada ne yapıyordu? Linne yapmıştı, hatırlayın bunu. Linne. Linne akrabalık ve kökenlere bakarak sınıflandırmayı yapıyordu. O zaman bu doğru. Bir cins içinde bulunan iki türün bireyleri kısıl döl verebilirler. Doğrudur arkadaşlar. Verimli döl verebilmesi için aynı tür olması gerekiyor. Ama iki tür, iki farklı tür kısır döl verebilirler. Bu doğrudur. Bir tür içinde bulunan bireylerin farklı kalıtsal yapıda olmaları eşeğil üremenin sonucudur. Mesela şöyle düşünün. İnsan türü. Her birimizin birbirimizden farklı olmasının sebebi eşeğil üremenin sonucudur. Doğrudur. Farklı türlerde aynı sayıda kromozom bulunabilir. Arkadaşlar farklı türlerde aynı sayıda. Mesela örnek vermiştim, hatırlayın. İnsanlarda 46 kromozom var. Molly balığında da 46 kromozom var. O zaman aynı sayıda kromozom bulundurabilir farklı türler. Bu da doğru. Parazit olarak yaşayan bakteri türlerinde herhangi bir enzim sistemi bulunmaz. Arkadaşlar parazitler bir yere bağlı olarak yaşar. Bunlarda sindirim enzimi bulunmaz. Sindirim enzimi bulunmaz. Dolayısıyla burada diyor ki herhangi bir enzim sistemi bulunmaz. Yanlış. Diğer enzimler var. Sadece sindirim enzimi yok. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Geçelim bir diğer sorumuz. Üçüncü sorumuz. Diyor ki alemden türe doğru gidildikçe oluşan değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Şimdi bir özellik var. Alemden türe doğru gittikçe azalmış. Arkadaşlar alemden türe doğru gittikçe azalanlar nelerdir? Bir kere canlı sayısı azalır. Canlı sayısı ve çeşitlilik azalır. Çeşitlilik azalır. Bakıyorum diyor ki canlı sayısı. Evet buraya yazdım. Azalıyor canlı sayısı. O zaman bunu alırız. Ortak gen sayısı. Akrabalık arttığı için ortak gen sayısı artar arkadaşlar. Bu yanlış. Karakter sayısı. Karakter sayısında herhangi bir değişim olmaz. Bunu buraya bağlı olarak söyleyemeyiz. O yüzden bunu da alamayız. Benzerlik. Benzerlik ne olacak? Alemden türe doğru gittikçe artacak arkadaşlar. Bakın alemden türe doğru gittikçe azalan tek şey canlı sayısı ve çeşitliliktir. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Diyor ki farklı sınıflandırma birimlerindeki protein benzerliklerinin oranı grafikteki gibidir. Protein benzerliği en fazla olan canlılar hangi basamaktadır? Tür basamağındadır, değil mi? O zaman en fazla olan bir numara nedir? Tür. Ondan sonra hangisi geliyor? 4 numara. O zaman 4 numara nedir? Cins. Sırasıyla yazacağız. 2 numara nedir arkadaşlar? Familia, değil mi? Yani aile, aile. Geliyorum sonra 5 numara geliyor. 5 numara nedir? Takım. 3 numara nedir arkadaşlar?
Familia takımdan sonra ne geliyor? Sınıf geliyor. Diyor ki, numarayla gösterilen birimlerden hangisindeki birey sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi birey sayısı nereden nereye doğru artıyordu? Türden aleme doğru gittikçe birey sayısı artıyor. Burada aleme en yakın olan hangi basamak? Üçüncü basamak değil mi? Sınıf basamağı. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Geçelim 5. sorumuza. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi iki canlının aynı türe ait olduğunun kesin kanıtıdır? Bakın aynı türe ait olduğunun kanıtı diyorsa burada kesinlikle verimli döl arayacaksınız arkadaşlar. Verimli döl ne demek? Kısır olmayan döl. Çiftleşebilmeleri onların aynı türe ait olduğunu kanıtlamaz. Çünkü at ve eşek de çiftleşebilir arkadaşlar. Aynı tür değiller. Kan dolaşım biçimlerinin aynı olması değil. Kapalı kan dolaşımı tüm omurgalı hayvanlarda görülüyor. O yüzden bu da olmaz. Beslenme biçimlerinin aynı olması. Bizler de hepçil besleniyoruz. Mesela bir maymun da hepçil besleniyor. O zaman bu da olmaz. Kromozom sayılarının aynı olması. Moli balığıyla insan 46 kromozomluydu. Bunlar aynı tür mü? Hayır. Çiftleştiklerinde verimli döl verebilmeleri. İşte cevabımız bu olacak arkadaşlar. Çiftleştiklerinde verimli döl verecekler. Geçelim sonraki sorumuza. 6. soru. 6. soruda diyor ki bir deneyde bir bakterine türüne ait canlılar ışıklı bir ortamda et suyu ve çeşitli madensel tuzları içeren besi ortamına konulmuştur. Bu deneyde verilenlerden hangileri ilgili bakteri türünün fotoototrof ve anaerob olduğunu kanıtlamada yeterlidir. Fotoototrof ne demekti? Fotosentez yapan. Peki fotosentez yaptığını ben nasıl kanıtlarım? Eğer ki kendi başına glikoz üretiyorsa, glikoz üretir yani besin üretir. Anaerob olduğunu nasıl kanıtlarız? Anaerob ne demekti? Oksijensiz solunum demekti. O zaman oksijensiz ortamda yaşıyorsa bu nedir? Anaerob olduğunun kanıtıdır. Diyor ki, oksijensiz ortamda besi yerinde glikoz yokken üreyebildiği. Bakın eğer glikoz yokken üreyebiliyorsa o zaman kendi glikozunu kendisi üretiyordur. Oksijensiz ortamda demiş. Benim aradığım buydu zaten. O zaman bu olur. Diğerlerine bakıyorum. Ortamda oksijen yokken besi yerine glikoz eklendiğinde. Glikoz eklenirse besin üretmiyordur o zaman. Gitti. Ortamda oksijen varken zaten biz oksijensiz ortam arıyoruz. Bu da gitti. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız bir olur. Diğer sorumuza geçelim. 7. soru diyor ki bütün bakteriler için hangisi ortak olamaz? Hücre duvarı içerme. Arkadaşlar hepsinde hücre duvarı var. RNA kontrolünde, DNA kontrolünde RNA sentezi. Bu tüm canlılar için ortaktır yine. Glikoliz reaksiyonlarını gerçekleştirmek. Glikoliz reaksiyonu demek solunumun ilk basamağıdır bakın. Bu sürekli karşınıza çıkabilir. Solunumun ilk basamağı ve tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Hücre dışına sindirim enzimi salgılama. Eşeğsiz üreme ile sayısal artış sağlama. Eşeğsiz üreme de yine tüm canlılarda, pardon, tüm bakterilerde ortaktır. Ama hücre dışına sindirim enzimi salgılama sadece saprofit bakteriler için geçerlidir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Geçelim 8. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki grafik bir bakteri kültüründeki canlı bakteri sayısının zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre üreme hızının en fazla olduğu zaman, arkadaşlar üreme hızına bakıyorsak eğer grafikte yukarıya doğru çıkışın en dik olduğu yere bakacağız. Bakın en dik olduğu yer neresi? Bakın burada biraz daha yay var, burada biraz daha, ama en dik olduğu yer neresi? Bakın 3. bölge. O zaman cevabımız ne olur? 3. bölge olur. Geçelim 9. sorumuza. Evet, 9. soruda diyor ki aşağıdaki deney düzeneği hazırlanıp ortama bakteriler konuluyor. Deney düzeneğine bakıyorum. Deney düzeneğinde bakın arkadaşlar bu tür sorularda aynı olan özellikleri eleyin. Mesela ikisinde de %25'lik glikoz var. O zaman bu beni ilgilendirmiyor. İkisinde de 30 derece. Bu da beni ilgilendirmiyor. Burada farklı olan tek şey ne? Bakterilerin çeşidi farklı değil mi? O zaman buna bağlı bir şık arayacağım ben. Bakalım soruyu okuyalım. Bir süre sonra birinci deney kabında asetik asit,
İkinci deney kabında etil alkol oluşuyor. Tepkimelerde kullanılan molekül glikoz olduğu halde, bakın her ikisinde de glikoz kullanılıyor burada vermiş. Farklı ürünlerin elde edilmesinin sebebi nedir? Arkadaşlar işte bakterilerin birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani genetik bir farklılık var aslında. Bakterilerin üreme hızlarının farklı olması. Üreme ile ilgili bir şey var mı burada? Yok, gitti. Reaksiyonlarda kullanılan enzimlerin farklı olması. Bakın bu bir farklılıktır değil mi? Genetiklerine bağlı bir farklılık. Bu olabilir. Dursun bakalım. Kaplardaki bakteri sayısının farklı olması. Sayıyla bilgisi yok. Kaç tane olduğunu zaten bilmiyoruz. Bu da gitti. Bakteri faaliyetine bağlı olarak sıcaklığın değişmesi. Arkadaşlar sıcaklıklar 30 derece. Bu da değil. Enzimlerin aynı substratların farklı olması. Substrat neydi? Enzimin etki ettiği madde. Burada enzimin etki ettiği madde nedir? Glikoz. Burada substrat aynı, enzim farklıdır. O zaman bu da gitti. Cevabımız ne olacak? Reaksiyonlarda kullanılan enzimlerin farklı olması. Eğer ki oluşan son ürünler birbirinden farklıysa kesinlikle enzimler birbirinden farklıdır arkadaşlar. Cevaplarda bunları arayacağız. Geçelim son sorumuza artık. Diyor ki bir bakteri soyu A maddesini aynı bakteri türünün diğer bir soyu B maddesini sentezleme yeteneklerini mutasyonla kaybetmişlerdir. İki bakteri soyu karıştırılıp bakın birinci soy A'yı üretemiyor, ikinci soy da B'yi üretemiyor. Daha sonra bunları karıştırıyorlar ve basit kültür ortamına konuyorlar arkadaşlar. Üretiliyorlar burada. Bu karışımdan örnek alınarak basit kültür ortamına bırakıldığında birkaç bakteri kolonisinin geliştiği görülmüştü. Bakın burada bakteri kolonisi gelişmiş. Bunların gelişebilmesi için ne olması lazım? Bakın biri A'yı üretemiyor, biri B'yi üretemiyor. O zaman birbirleriyle gen aktarımı yapmış olabilirler mi? A, birinci soy, ikinci soya A'yı üreten geni vermiştir. İkinci soy birinci soya B'yi üreten geni vermiştir. O zaman bunların arasında bir konjugasyon olayı gerçekleşmiş olabilir. Diyor ki gelişen bu yeni bakteri grubu için hangileri doğrudur? A ve B maddelerini sentezleyebilen bakteriler oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Bakın ortama konulmadığı halde bakteri kolonileri görünüyor. Üreyebiliyorlar. Bu doğrudur. Bakteriler arasında gen aktarımı gerçekleşmiştir. Evet az önce söyledik. Birinci soy ikinci soya A'yı, İkinci soyda birinci soya B'yi vermiştir. Doğru. Birinci bakteri soyu ikinci bakteri soyunu yok etmiştir. Yok etme gibi bir şey yok burada arkadaşlar. Gitti bu. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Evet soru çözümünü burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.